Merhaba, 5.18 yaması için hazırladığımız yama durumuna hoş geldiniz. Bu yamadaki ilk değişikliğimiz Brown'la ilgili. 5.12 yamasında yaptığımız değişiklikler sayesinde hem profesyonel hem de dereceli maçların kesin yasaklama veya seçimlerinden biri haline gelen Brown'un en parlak günlerinden bile daha sağlam bir konumda olduğunu görüyoruz. Ufak da olsa bir değişiklik şarttı. 5.18 yamasıyla birlikte babacan şampiyonumuz buz yanığı yeteneğini kullanırken biraz daha dikkatli olmak zorunda kalacak. Bir diğer değişiklik Caitlyn'le ilgili. Nişancıları ayrı ayrı değerlendirdiğimizde her birinin belirli bir stratejik göreve hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Söz konusu Caitlyn olduğunda bu görev, kuşatmalar sırasında kullanılan uzun menzil ve iyi konumlandırılmış yordle kapanları oluyor. Madem ki görevi bu, biz de dengeleme yaparken yordle kapanına öncelik verelim dedik. Sırada Ezreal var. Dün bıçağındaki değişikliklerden sonra büyücü yanını üzdüğümüz Ezreal'ın nişancı yanını sevindirme zamanı geldi. Genelde kaçış veya kovalama mekaniği olarak kullanılan sihir geçişi artık saldırı gücünden aldığı bonusla farklı amaçlara da hizmet edebilecek. Ezreal'ın nişancı yanını sevindirmişken büyücü pozisyonunda iyi bir durumda olduğunu düşündüğümüz Morgana'nın destek yönüne de bir el atalım istedik. 5.18 yamasında elinizi korkak alıştırmayın. Bol bol karanlık esaret yollayın ve rakiplerinizin kabusu haline gelin. Sırada yeniden Gangplank var. Gangplank'in fıçı mekaniklerinin genel olarak oynanışa kattığı heyecan ve coşkuyu seviyoruz. Hele ki 3 fıçı birbirini ateşleyip rakip takımın arasında patlıyorsa. Lakin bu durum Gangplank'in hala oldukça, hatta oldukçadan daha fazla güçlü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu nedenle barut fıçısına bir kez daha küçük dokunuşlar gerçekleştirdik. Son şampiyon değişikliğimiz Skarner'a geliyor. Skarner'ın gereğinden fazla can yaktığı günler neyse ki geride kaldı. Fakat iş kovalamaya geldiğinde akrebin kıskaçlarından kaçmak hala olması gerektiğinden çok daha güç. Parçacık yeteneğin yavaşlatma yüzdesini biraz azaltırsak taşlar yerli yerine oturacaktır sanıyoruz. Ve son olarak rapor sistemiyle ilgili bir güncellememiz var. 5.18 yamasıyla birlikte uzaklaştırma harici kısıtlama cezaları ve istemci içi reform kartları aktif hale geliyor. Bu değişiklikle birlikte olumsuz davranış gösteren oyunculara sohbet kısıtlaması, dereceli sıra kısıtlaması ya da bilerek beslenme uzaklaştırması gibi cezalar oyun bitiminden sonraki 15 dakika içinde uygulanıyor olacak. Bununla birlikte cezaya sebep olan davranışları oyuncuya ileten rapor kartlarını da bu güncellemeyi de istemciye ekleyerek oyuncularımızın davranışlarını düzeltmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Tek odağımız olumsuz davranışlar sergileyen oyuncular değil tabii. Son 3 ay içinde örnek birer sihirdar olmuş oyuncularımızı özel bir sihirdar simgesiyle ödüllendireceğiz. 5.18 yaması için hazırladığımız yama durumunun sonuna geldik. Bir sonraki yamada görüşmek üzere. Hoşça kalın.